Sektörün yıldızları bu hafta Kandıra Mandacılık, Bufala Süt Ürünlerinde ve yanımızda Niyazi Bey var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ben 1955 Kandıra doğumluyum. Daha sonra öğrenimi ilkokuldan itibaren İstanbul'da devam ettim. Galatasaray Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdim. Evliyim, bir oğlum var. Kurumunuzun kuruluş tarihinden itibaren yaptığı çalışmalar nelerdir? Tabii, Bufala Süt Ürünleri 2015 senesinde, yani geçen sene, tam bir sene önce hayata geçti. Bizim zaten bu çiftliği de, Bufala'yı, hem Kandıra Mandacılığı hem Bufala Süt Ürünlerini kurmamızın amacı kaliteli İtalyan peynirleri, başta mozzarella olmak üzere, üretmekti. Buna da şu anda ulaştık bir senedir. Mozzarella, burrata, ricotta gibi İtalyan peynirleri, manda yoğurdu, manda kaymağı ve manda tereyağı olmak üzere Türk ürünlerini, geleneksel Türk ürünlerini üretiyoruz. Niyazi Bey, kurumunuzun lokasyonundan bahseder misiniz? Tabii. Bizi kurma, bu şirketi burada kurmamızın amaçlarından biri de Kandıra'nın mandasıyla ünlü olması. Daha önceler, eski senelerde, 20 sene önce aşağı yukarı 20 bin civarında olan manda sayısı maalesef binlere düşmüş Kandıra'da. Bu bütün Türkiye'de olan bir şey. Türkiye'de milyonlara yaklaşan manda sayısı geçen süre içinde 100 binlere kadar düşmüş. Bizim amaçlarımızdan biri de bu yükselen manda sayısına katkıda bulunmak, manda üretimini geliştirmek. Bu amaçla biz Kocaeli Manda Birliği'ni de kurduk burada. Köylülerimizi, üreticilerimizi bilgilendiriyoruz, bilinçlendiriyoruz ve manda üretimine de katkıda bulunmak istiyoruz. Ülkemizde manda üretimini nerede görüyorsunuz? Manda üretimi çeşitli bölgelerde var Türkiye'de. Samsun'da var, İstanbul dediğimiz daha çok Trakya'ya yayılmış vaziyette. Çeşitli illerde var ama çok fazla değil. Güneyde pek fazla yok. Doğu'da bazı illerde var, Karadeniz'de var, bizim bu bölgede var. Ama maalesef çok düşmüş bu sayılar. Sektörünüzde hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Bizim olmazsa olmazımız hijyen. Biz çiftliğimize bile galossuz, izinsiz, alakası olmayan insanları sokmuyoruz. Çiftlik bölümü bile bizim için çok önemli. Çünkü sütü elde ettiğimiz hayvanların sağlığı ilk başta önemli. Daha sonra gıda mühendisimiz var zaten, Bufala Süt Ürünlerinde, Mandıra'da çalışan. O bütün her türlü hijyeni başından sonuna kadar sağlıyor. İş güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? İş güvenlik firmaları var, onlarla çalışıyoruz. Onlar zaten devamlı bizim hem çiftliği hem mandırayı ziyaret ediyorlar. Gerekli aldığımız önlemleri kontrol ediyorlar. Dolayısıyla iş güvenliği firmasıyla çalıştığımız için de içimiz rahat. Ekibiniz yabancı kişilerden oluşuyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi bizim müdürümüz, yani iki senedir bu çiftlik var. Başından beri İtalya'dan gelen bir müdürümüz var, bizimle çalışıyor. Bunun sebebi de hem ortağım hem ben hayvancılıktan anlamıyorduk bu işe başladığımızda. Ama İtalya'ya çok seyahat ederekten oradaki çiftlikleri gördük, bir sürü şey öğrendik. Ama dedik ki gene de yeterli değil çünkü Türkiye'de manda çok fazla tanınmıyor. Bunu bilen insanlara biz ancak çiftliği teslim edersek içimiz rahat edecek. Onun için müdürümüzü İtalya'dan getirdik. Bu kadar kısa sürede bu başarıyı nasıl sağladınız? Söylediğim gibi bilmediğimiz bir konu olduğu için devamlı öğrendik, devamlı araştırdık. Daha iyisini nasıl yaparız diye bu işe başladık. Bu işin kompetanlarını da işin içine aldık. Onların yardımlarını
kabul ettik diyeyim. Çünkü bizde maalesef herkes her şeyi biliyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Biz daha çok şey öğrenmemiz lazım diye düşünüyoruz. Daha kaliteli nasıl yaparız diye devamlı bir araştırma halindeyiz. Bize her ay İtalya'dan veteriner geliyor. İtalyan bir veteriner geliyor. Bütün hayvanlarımızı onlar kontrol ediyorlar. Dolayısıyla hem hayvan sağlığı açısından hem ürünler açısından en iyisini vermeye çalışıyoruz. Ve yanımızda Ömer Bey var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben de İzmir doğumluyum. Daha sonra İstanbul İktisat Fakültesini bitirdim. Ve iş hayatına işte hem traktör hem de kimyevi maddeler olarak devam ettim. Sonra onları sonlandırıp bu gördüğünüz işe girdik. Ömer Bey, ürünlerinizden biraz bahseder misiniz? Tabii, bu gördüğünüz bütün ürünler %100 manda sütünden üretilmiştir ve sadece kendi çiftliğimizde elde ettiğimiz manda sütünü kullanmaktayız. Bunlardan lokomotif diyeyim, mozzarella, burrata, yoğurt ve kaymak. Bunun dışında ricotta, tereyağı ve yeni peynirlerimiz raviola ve ricotta rişate var. Ayrıca üretimden de zaman zaman kaşkaval peyniri çıkıyor. Manda yoğurdunun özelliği nelerdir? Manda yoğurdu, bir kere biz %100 manda yoğurdu yapıyoruz ki Türkiye'de %100 manda yoğurdu yapan çok az. Hep manda yoğurdu diye yazılıyor ama hep %30 manda sütü oluyor içinde. Bizimkinin %100 manda sütü var. Biz bu sütü homojeneratörde içinin yağını parçalıyoruz. Ve bütün o yağ, bütün yoğurdun içine aynı oranda dağılıyor. Kaymağı daha az oluyor. Bildiğimiz manda sütlerinin kaymağı çok olur. Bunun kaymağı daha az oluyor ama tadı muhteşem oluyor. Bunun dışında kaymağımız da aynı, %100 manda sütünden yapılıyor. Ve kaymağı da hiç bu söylediklerimin içine hiçbir katkı maddesi koymuyoruz. Onun için ömürleri kısa oluyor fakat tatları çok güzel oluyor. Çiftliğinizde kaç tane manda var? Evet, biz işe başlarken ilk önce 200 tane manda getirdik yurt dışından. Bunlar yavaş yavaş burada çoğalmaya başladı. İlk önce pazara süt satarak başladık. Sonra kendi mandamızı kurduk. Bizim bütün çiftliğin mandalara bakıcıları İtalya'dan gelmektedir. Yani veterinerimiz İtalya'dan gelmektedir. Her ay gelir, bütün mandaları kontrol eder, aşılarını yapar, çoğaltmak için spermler ve sperm tutmazsa kendi boğalarımız var. Onlarla şey yapıyoruz, çoğaltıyoruz. Ve şu anda da 450 mandanın üzerinde mandamız var. Manda yoğurdunun yapım aşamaları nelerdir? Şimdi manda yoğurdu ilk önce manda sütü çok hijyenik bir şekilde elde ediliyor kendi çiftliğimizden. Sonra buraya getiriliyor ve burada gene bizim piyasadan aldığımız kültürler sayesinde mayalanıp yoğurt yapılıyor. Kendi bir yoğurt ustamız var. Bu da 20-30 senedir piyasada yoğurt yapmış bir ustadır. Onun şeyine çok güveniyoruz, yani tecrübesine çok güveniyoruz. Ürünlerinizin ömrü ne kadardır? Şimdi yoğurt ve kaymağın ömrü 10 gün oluyor.
Mozzarella'nın ömrü 8 gün 10 gün arasında oluyor. Burrata'nın ömrü 5 gün oluyor. Ricotta'nın ömrü 4-5 gün oluyor. Tereyağın ömrü biraz daha fazla oluyor. 25-30 gün oluyor. Bir de yeni yaptığımız raviola ve ricotta di chate peynirleri var. Onların da ömürleri 1 ay oluyor. Ömer Bey, bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Vallahi biz de bütün bu ürünleri geliştirmek istiyoruz. Yeni yeni ürünler koymak istiyoruz. Onun da araştırmasını yapıyoruz. Mesela bir sonraki ürünümüz mascarpone olacak. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Ondan sonra da İtalya'yla görüşmeler halindeyiz. Birçok peynir var. Onların da artık sürpriz olsun ileride çıkacak şeylere, peynirlere. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.